Herkese merhaba gençler. Sonunda yeni bir içerikle karşınızdayım. Burakcan hocamla bunu daha önce konuşmuştuk. Acaba yapabilir miyiz diye biraz pandemiden kaynaklı sıkıntılar yaşamıştık. Ama şimdi sonunda başlayabileceğiz. Pro oyuncularla yatıya kal içeriğimiz. Tabii ki özgün bir içerik diyemem ama profesyonel oyuncularla beraber hiç kimse böyle bir vakit geçirmemiştir diye düşünüyorum. Daha önce çok sevdiğimiz Ne Oluyor Ya kanalı ünlülerde yatıya kal diye bir içerik yapıyordu. Biz de onları çok sevdiğimiz için dedik ki biz niye yapmayalım? Hazır profesyonel oyuncularla bir sürü iletişim var, çoğu arkadaşım. Buna da Bursa sporlu Tarık Sezgün, Euroleague şampiyonu geçtiğimiz sene Anadolu Efes'e. Onunla başlayalım dedim. Hem o da şu an Bursa'da zaten. Hem final sporda onunla beraber oynuyoruz. Bizim maçlara gidiyor geliyor, çifte lisans falan filan. Dedim ki bir onun evine gideyim. Burak'a da söyledim, dedim olur mu? Neden olmasın abi, yapalım bence dedi. Tamam dedim ben de. Onun evine gideceğiz, onun evinde yatıya kalacağız. Artık bize nasıl bir misafirperverlik gösterecek, ne yapacak, ne bitecek bilmiyorum. Çok terasından bahsetmiştir bana. Devamlı terasım var abi, şöyle terasım var abi, çok güzel sucuk ekmek yapılır şöyle böyle. Tamam lan dedim, tamam o zaman ben dedim alıyorum sucuğu, alıyorum köfteyi, ekmekleri falan filan. Gidelim bir hazır böyle kar da yağmış, hava da güzel böyle bir sucuk ekmek yaparız falan filan böyle. Ayağına dedim ki video çekeceğim ama. Tamam abi lütfen gel, misafirim ol dedi. Sağ olsun o da bana kapılarını açtı. Bekliyorum, getirden bir şeyler söyledim işte, sucuktu bilmem neydi falan filan. Dedim şimdi kamerayla bir de yeni ekipman aldım, şu an onunla çekiyorum. Bununla çekersem çok fazla dikkat çeker diye yapmak istemedim. Getirden söyledim, getirden alacağız. O da antrenmandan çıktıktan sonra ben de direkt onun evine gideceğim. O da Görükle'de oturuyor. Birazcık birbirimize uzarız ama sıkıntı yok, gideceğim. Bu akşam ondayım. Bakalım neler olacak. Kafamda deli deli şeyler var. Bu seride genel olarak kafamda deli deli şeyler var. O yüzden bu seriyi eğer beğenirseniz mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Like butonuna basın. Kanala abone olun. Kanala abone olan her attığı girsin diyoruz. Her attığı şut girsin. Her attığı basket olsun istiyoruz. Bunu biliyorsunuz. O yüzden mutlaka kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarda neler istediğinizi, neleri beğenip neleri beğenmediğinizi mutlaka belirtin. Biliyorsunuz ben bunun hepsini okuyorum. Her şeyi okuyorum. Olumlu olumsuz fark etmez. Siz düşüncenizi belirtin. Aynı zamanda da mutlaka o zili açın, o bildirimi açın ki her hafta koyduğumuz videoları bundan sonra her hafta koyuyoruz. Normalde cuma akşam 6.30'da koyuyorduk, bu video öyle olacak. Ama artık haftada 2 video koyacağız. Birini salı veya pazar koyacağım, birini kesinlikle cuma akşam 6.30'da koyacağım. Ve şimdi Tarık'a geçiyoruz, görüşürüz. Evet arkadaşlar, yani Bursa'da tek kar kalan yerde yaşıyor olabilir şu an kardeşim. Şimdi inşallah doğru gelmişimdir yani. Her yer açık. Ama kardeşimin oturduğu yer böyle karlı. Bakalım arabayı bir yere çarpmadan park edebilecek miyiz? Yani gerçekten kardeşim bütün Bursa'daki tek karlı yer burası olabilir. Gerçekten tek yani. Bir tek burası var. Kardeşimin evi de daha burası. Bakalım. Oy. Rahat rahat girip çıkabilecek miyiz? Ünlü basketbolcunun evine. Bu arada gizli bir hedefle buraya geldim. Hedefimiz de aha burada. Siz de göreceksiniz. Bakalım bu serinin sonunda hedefime ulaşabilecek miyim? Bu hedefi de zaten videoların içinde bence küçükten anlayacaksınız izledikçe. O yüzden izlemeye devam edin. Geçen çektiğimle arada herhalde bir ekipman farkı olduğunu fark etmişsiniz arkadaşlar. Yeni bir ekipman aldım. Bunu aldım. Dedim ki artık lazım. Hem telefon da almıştım, iPhone. Onunla beraber güzel olur dedim. Ve açılışında kardeşim Tarık'la yaptım. Şimdi geldik. Sonunda arabayı park ettim. Bakalım ev güzel mi? Çok değişik sesler geliyor. Hoş geldin abi. Oğlum o sesler neydi lan? Ya senin kanalını açacaktım. YouTube'da bir şeyler açıktı. Allah. Açamadım ben. Dur bakayım. Biraz ışığını arttırayım böyle. Işığın az oldu ha. Hoş geldin. Şöyle hoş bulduk. Dur elini ışığını yakayım ben. Evet. Tarık Sezgün'ün evine geldik arkadaşlar. Ünlü basketbolcu. Kupan inşallah buradadır. Burada. Of. Formam, kupam, yüzüğüm, her şeyim burada. Of be süper. Görüyorsunuz. Kalsın ayakkabıların ya, bir şey olmaz. Kalsın bir şey olur. Evet. Tarık Bey. Abi 1+1 küçük bir evim var. Şimdi bir saniye.
Dur. Sen de şey yapmadın ışıtmak gibi, acı falan vermiyor musun? Acı vermiyor kanki. Sizin hayatımız acılar içinde geçiyor zaten. Acıya gerek yok. Şimdi. Evet Tarık. Biraz evi göster bize ya. Oğlum herif kameraya sığmıyor. Baksanıza bak. Bak bu kadar uzun sürüyor. Bir saatte alması. Başta şu ayakkabıların dikkatimizi çekti girdiğimizde. Arkadaşlar bu arada ayağını şey yapmak istiyorsanız şöyle göstereyim size. Gel sen numarasını göstereyim. Kaç numaraydı? Bak bak. 53,5 oğlum. Şaka gibi ya. 53,5 giyenlere bir tane ayakkabı veririz. Öyle bir şey yoktur. 53,5 giyen varsa verebilirim. Evet. Tarık'cığım ne kadardır burada oturuyorsun? Önce onu merak ediyorum. 5 aydır burada oturuyorum. 5 aydır. Bursa'ya yeni geldi o da. Bursa Spor'a transfer oldu. Aynı zamanda Final Spor'da bizimle beraber oynuyor karşım. Final Spor'la beraber harikalar yaratıyoruz beraber. Evet. Küçük daha evi başladı. Ev çok büyük değil. Çok gezecek bir şey yok ama yok, içindeki önemli diyorsun. Tuvalet, yani bakalım. Tuvaletimiz var burada küçük. Bak bak bak. Şşş. Abi iyi temiz. Güzel. Sığıyor. Oo buraya sığıyorsundur sen. Sığıyorum sığıyorum. Benimkine sığmazsın mesela. Yok senin imkansız. Benimkine ben zar zor sığıyorum. Evet. Burada yatak odam var. Where magic happens. Burası işte burası arkadaşlar. Burayı şey yapamadım o kadar ama. Burası bir sürü kızın. Olay mahalliği burası arkadaşlar. Korkulu rüyası mı yoksa? Evet kıyafetleri bak. Hemen Final Spor bak. Hemen gözüm erişti. Aa, Final Spor. Bak 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 hemen her yerde Final Spor. Bak görüyor musun Final Spor. Final Spor şortu. Manzaralı kardeşim evi göstermeyeyim çok fazla. Hemen ifşa olmasın. Burada küçük bir balkonum var. Bak şimdi bak. Şöyle beraber gidelim biz de. Burada arka tarafa bakan küçük bir balkonum var. Manzaralı. Görükle manzarası. Görükle de hiçbir şey yok. Oğlum benim balkonum bu kadar lan zaten. Burası salon. Minnoş evet. Minnoş pilatesi. Evet pembe pilates. Rollerim var. Akşam performansım buna bir şey borçluyum. Tabii. Burada bir sürü şeyler var. Ama asıl olaylar bak bak. İşte kardeşim Euroleague'in şampiyon diye boş boşuna söylemedik. Bak kimlerin imzası var burada? Tarık tabii ki başta. Tolga var. Tolga için Yiğitcan Sabir, Chris. Ne Simon'un var. Bobo, Tibor. Musa ya. Oynadı lan Musa. Oynamadı ki. Oynamadı zaten. Şey imzası yok ondan. Ha, yalandan. Anderson var. Dunstan var. Bu kim? O Singleton yanlışlıkla aktarıyor. Onun imzası var. Singleton'ın iki tane imzası var. Singleton, Burak'ın, Sertaş Şanlı. Şov yapmış geçen. Ertem var. Misic var. Larkin var. Herkesin istediği imza. Bakın arkadaşlar al. Şu iki imza herkesin istediği imza. Ve kaptan Doğuş Balbay. Tabii ki arkada. Arkaya bakalım. Tarık mı yazıyor arkada? Evet. Arkası da böyle. Ve bu formayı bana hediye ediyormuş şimdi kaç. Bu formayı bana hediye ediyormuş. Öyle söyledi. İkinci yürürlük şampiyonu olursan bunu veririm. Ya hiçbir zaman yani. Evet. Evet böyle. Kardeşim tam. Aa dur onları da göstermem lazım. Dur. Yürürlük kupası. Onu ağır ya. Ağır arkadaşlar haberiniz olsun. Cidden ağır yani. Champion yazıyor. Bak 2021 Champion. Yüzük. Bak hayatınızda böyle yüzükleri görür müsünüz böyle? Bak bak bak. Ne yazıyor? Tarık Sezgin yazıyor bak. Karşım saat. Normalde buraya takıyormuş da. Bize kibarlık yaptı o yüzden oraya koydu. Siz geldiniz diye yüzüğü. Tam bir bekar evi ya. Tam. Evet, burası mutfağı. Aynen mutfak burada. Oğlum bakmayın bu arada böyle normal gözüküyor ama ben yan yana gelince anlayacaksınız ne kadar uzun olduğu kardeşim. Ve birazdan terası gösterelim. Birazdan bak bak asıl olaylar burada bak. Birazdan neler olacak bak. Sucuklar bak. Köfteler, sucuklar, ekmekler. Alındı. Bir sürü şeyler. Mutfağımız zaten minnoş bir mutfak var. Birazdan kardeşime sorular soracağım. Bu eskiden benim yaptığım bir Sebo Gönder'le Pro Sohbet diye bir program vardı. Dur onu şöyle anlatayım. Sebo Gönder'le Pro Sohbet diye bir program yaptık. Hatta Mert Gizir'le ve Todrick Koç'u da çekmiştik. Hiç izlemediniz. İsterseniz koyarım. Onları da izlersiniz. Onun bir maksimal ölçüm diye bir kısmı vardı. Hani sene başlarında böyle maksimal ölçüm yapıyoruz ya genelde. Onu böyle ben sorularla bir section yapmıştım. Bir bölüm yapmıştım. Maksimal ölçüm diye. Sorular falan var. Bakalım sen ne çıkacaksın. Neler vardı? İşte Çaylak. İlk 5. 6. adam. MVP ve Yaşayan Efsane diye 5 tane şey vardı. Title'ı vardı. Çok iyiydi. Tabii ki bunu ben getirdim şimdi. Burada da
Hav Hav kardeşimizle beraber. Evet, böyle yazın bir... olsaydı bak paletleri koyduk buraya ama daha kullanamadık. Yazın artık burada neler olur? Neler olur neler? Bütün Görükle'ye şov yaparız burada. Bursa'lı Görükle toplamları bekliyoruz. Evet. O zaman misafirim olabilir arkadaşlar, takip edelim. Evet, evi bu kadar yani. Ev gezecek çok fazla bir şey yok. Olay ne yaptığımız evin içinde. Dur bakalım, bekar adamın, bekar adamın dolabı ne kadar dolu. Evet, bakıyoruz. Hayda, bak. Yumurtalar, meyve suları, pilav yapmış kardeşim. Sen mi yaptın pilavı? Evet. Vallahi hiç inanasım gelmiyor. Çiğ köfte. Çiğ köfte var orada. Çerkez tavuğu mu yaptın lan? Almışsın. Tavuk değil o. Ne o? Kavurma. Kavurma mı o? Tavuk gibi duruyor. Bu şey büyük ihtimalle. Et de ne eti bilmiyorum ha. Bak dolu. Vallahi dolu. Beklemiyordum bu kadar dolu olmasını. Yalan yok. Hemen buzluğu açalım. Buzluk bile... Ha dur şuna bak. Aha kola. Kola içiyormuş arkadaşlar, görüyorsunuz. EuroLeague şampiyonları bile kola içiyor. Ama bunu çıkardım, bunu da yaparız. Tamam. Ne o? Köfte. Tamam oğlum, kaç? İki kişiyiz. Aa, lan biz. Çıktım çok fazla. İki kişiyiz yani, evet. Acıktı. Yani daha ne göstereyim? İki tane, üç tane şey var zaten ana görmeniz gereken. Biri bu. Peki ben buradan ne gömebilirim diye bakalım şu an. Neyi gömebiliriz diye bakalım. Ne gömmek mi istiyorsun? Bir şey gömeyim ya. Takipçilerim için bir şey gömeyim ya. Bak. Bekle. Bak bunu. Bunu gömebiliyor muyuz? Ben senin olsun. Ne yapacağım oğlum, bu ne? Anahtarlık normalde de ben kırdım onu. Nasıl kırdın? Şeyi kırdım. Şş, bunu gömeyim mi? Ne diyorsunuz? Bak Dior Mior yazıyor. Şey. İyi tamam, bunu gömüyorum. Ya onu mu gömüyorsun? Ya bunu kendime gömüyorum. Kullanmıyorsan. Zaten başka bir şey verecektin. Onu takipçilerim için vereceksin onu zaten. Bak sizin için dileniyorum şu an. Ayda. Bir tane uzun kolu vereyim size. Ayda. Bak ne verdi. Bak. Bir tane uzun kolu vereyim. Gençler. Ya var ya. Sadece bunun için bile bu kanala abone olur. Sadece bunun için. Aşağı yorumlarda en yaratıcı yorumu yazana bunu vereceğim. Haberiniz olsun. Aşağı yorumlara mutlaka yazın. Beni takip etsinler ya. Evet, Tarık abiniz de takip edin. Onu da Instagram'dan takip edin. Çok bir şey paylaşmıyor ama olsun. Artık paylaşıyor mu? Paylaşıyor musun artık? Tamam. Artık aktif kullanıyorum. Artık aktif kullanıyormuş kardeşim. Öyle dedi, bilmiyorum. Ben daha görmedim. Bir tane fotoğraf paylaştı, onu gördüm sadece. Bugün bir tane attım. Tamam, like'ladın mı onu? Aa, sen de. Lütfen. Tamam, bunu vereceğim. Bak. Aşağıdaki en şey yoruma. Anadolu Efes warm-up'ı. Oğlum ben ne yapayım? Size kim veriyor bunları? Kim veriyor? Bana bunu söyleyin. Size kim bunları veriyor? Hiç kimse ya. Lütfen ya. Çünkü kanala abone. Yemek bölümüne ne zaman geçeriz peki? Birazdan. Kanala abone oluyorsunuz. Abone olan her attığı girsin. Biliyorsunuz bunu söyledim. Her attığı basket olsun. Mutlaka videoyu beğeniyorsunuz ki beğenin. Ki bunu vereyim. Videoyu beğenmeniz lazım. Arkadaşlarınıza paylaşın. Aşağıya güzel bir yorum yazın. Değişik bir yorum yazın. Onların arasından seçeceğim bir tanesini. En çok beğenilen yorumu seçeceğim. Daha doğrusu. Onu söyleyeyim. En çok beğeni alan yorumu bunu vereceğim. Haberiniz olsun. Mutlaka da zili açmayı unutmuyorsunuz ki bildirimler gelsin. Şimdi maksimal ölçümle devam ediyoruz. Evet gençler. Şimdi tekrardan maksimal ölçüme başladığımızı belirteyim. Bunu daha önce dediğim gibi Pro Sohbet programında yapmıştım. Hatta bunu bu şekilde başlatıyordum. Normalde orada bir de tarafını seç ve serbest atış diye bir tane daha kısmımız vardı ama onları eleyeceğim. Eğer onları da koymamı istiyorsanız mutlaka diğer videoya bakın. Beğenirseniz yorumların altına yazın ki hani onları da bir dahakine gittiğimde ekleyeyim. Ama neydi bu maksimal ölçüm? Şu şekilde söyleyeyim. Biz her sezona başlamadan önce kulüplerimiz bize bir maksimal ölçüm. Yani fiziksel anlamda bir ölçüm testi yapıyorlar. İşte en ne kadar bench press yapıyoruz, ne kadar hızlı koşuyoruz, ne kadar hızlı zıplıyoruz vesaire gibi, ne kadar yüksek zıplıyoruz vesaire gibi şeyler yapıyoruz değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Gerçi bayağıdır yapmıyorlardı bana ama yapıyorlar yani, yapıyorlardı. Büyük onu yapıyor genelde. Aynen. Onun bir muadili diyebilirim yani. Bu birkaç tane soru soracağım. 11 tane sorumuz var. Bu 11 sorunun sonunda aldığı puana göre çaylak, 6. adam, ilk 5, MVP ve yaşayan efsane sıfatlarından bir tanesini alacak. Bakalım her sorunun sonunda ona eklenen puanlardan toplamında hangisi çıkıyor? Bence sen böyle bir ilk 5'te MVP arası falan olursun. Böyle 65-85 arası göreceğiz. Gidersin diye merak ediyorum. Yani düşünüyorum ama bakalım göreceğiz. Yani kısaca bu şekilde yapıyoruz. Eğer beğenirseniz bunun devamını da getirin. Beğenmezseniz de bir dahakine yapmam. Hiç önemli değil. Siz yazın. O zaman başlayalım. Hazır mısın? Baktım sorulara hazır. Biliyorum baktım. Hazır mısın? Şuradan baktım. Hazır mısın abi? Hazırım. Tamam. O zaman birinci soruyla başlayalım. Altyapıda Türkiye şampiyonasına gittin mi? Gittim. Bu zaten
Senin Efes, sen Anadolu Efes dedin, evet, değil mi? Tamamıyla. Şampiyonluğum da var altyapıda. Şampiyonluğu da varmış. Onu sormadım özellikle çünkü olabilir yani, çok yüksek puan alır. Şimdi çok da fazla yüksek puan alırsa bir anda Yaşayan Efsane falan çıkar. Kim lan daha 21 yaşında lan Yaşayan Efsane çıkmasın diye. Ama ben zaten aşağı yukarı bir şey yaptım seni, o yüzden biliyorum neler olabileceğini, biliyorum az çok yani. Sorular herkese aynı değil yani. Herkes aynı. Tamam. Ama yani seninle çıkacağını tahmin ettim yani aşağı yukarı. 5 puan aldın oradan. Bir turnuvaya veya bir turnuvada veya bir ligde özel bir ödül aldın mı? Aldım. Ne ödül aldın? Letonya'da, Litvanya'da milli takımdayken özel bir turnuvaya katıldık. Emek ödülü aldım. Ben bunu alamazsın diye düşünmüştüm. 15 oldu. 10 puan da oradan aldın. Bu arada bak tekrardan söyleyeyim. Bunu kazanmak isteyen yorumlara güzel bir şey yazsın. En çok yorumu alana bunu vereceğim. Ya da benim olacak ikisinden biri. Hadi bakalım. Üçüncü soru. Peki altyapı veya A takımda milliliğin var mı? Var. Ama hepsine tam gidiyor. 25 kaç oldu? 25, 30 olduk. Az. Çay daha geçtik bile. Dördüncü soru. Herhangi bir ligde All-Star etkinliğine katıldın mı? Katılmadı şimdi, uydurma. Ne süper dostlar oldun mu? Çok küçük altyapı All-Star. Hayır. Yok. O zaman benim de ilk 5'im var yani, öyle düşünürsek ama saymıyoruz yani. All-Star yok. Profesyonel dedikten sonra sayıyoruz. All-Star bu çok iyiydi. 20 puandı bu. İlk kaçırdım bunu. Peki bir NBA oyuncusuyla aynı takımda oynadın mı? Oynadım. Yani kimlerle oynadın say? En büyüğü hangisiydi? Larkin'le oynadım. Şimdi NBA'de en büyüğü diyorum. NBA. Larkin NBA'de en büyüklerden değil. Mesela NBA şampiyonluğu olan biriyle oynadın mı mesela aynı takımda? Yok. Ben oynadım mesela. Kimle oynadın? James McAdoo'yla oynadım. Beşiktaş'ta. Golden State Warriors'la iki şampiyonluğu da almıştı üst üste. Aa, aslında oynadım. James Anderson galiba var. James Anderson nerede var? Efes'te galiba onun şampiyonluğu var diye biliyorum. Yüksek sesi konuşalım azıcık. Bilmiyorum ya, olup olmayacağını bilmiyorum. Yani. Tamam. NBA'yle çok oynadın ama sonuçta. Yani. Tamam, o zaman kaç olduk? 35'tik. 30 muyduk lan? 5, 15, 30. Tamam. 40 oldu. Okey. Güzel. Maç ısınmalarında tribünden imza veya fotoğraf isteyen, fotoğraf çekmek isteyen oluyor mu? Veya oldu mu? Oldu. İlla ki olmuştu. Bu zaten herkes istiyor. Bunu sokakta gören de zaten basketbolcu olup olmadığını bilmesine gerek yok. Zaten direkt fotoğraf çekmek istiyorlar. Evet ya, aşağı iniyorum mesela burada Görükle'de mesela. He. Fotoğraf çekiliyor ama. Gittiğim yerler fotoğraf falan çekiliyor. Ben zaten aşağı geldim, dedim ki var ya bir tane uzun çocuk, ona geldim. He tamam geç o zaman falan. Tamam, buradan da 5 puanı aldın. Peki, anlaşmalı olduğun bir marka var mı? Yok. Sponsor, bu da çok önemliydi. Bu en yüksek puan buydu, 25 çünkü. Bilerek, biliyorsun olmadığını. Hayır. Vallahi bak onun yazıyor burada, duruyor. Bak, şöyle 25. Ama eskiden Nike ürün yolluyordu mesela ama anlaşmalı. Hayır, sponsorluk değil diyorum abi. Bayağı Nike oyuncusu. Sebo Nike... Gönder sponsorum olursa neden olmaz. Sebo Gönder sponsor olması için videolarımızın bayağı bir izlenmesi lazım. İnşallah bir gün olur, neden olmasın. 25 puan buradan kaybettik. Bu zaten çok zor bir şey bu arada. Hani o yüzden 25 puan. Anlaşmalı olduğum bir marka, bir Nike'mış işte bir ne. Ancak işte 2K'da oynarken yapabilirsiniz. Onun haricinde olmaz yani. Peki devam ediyoruz. Herhangi bir turnuvada veya lig şampiyonun var mı diye sorduk. Zaten var. Bunu söyledik. EuroLeague şampiyonu o mu herif? EuroLeague şampiyonu yani. Hani... EuroLeague var, Türkiye var, Gençler Ligi var, altyapı, yıldızlar var. Anlat. Sağ anlatmaya devam et. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bak. Vay anasını ya. Oğlum büyük olay ha. Böyle yapıyor musun bunu? Babam aldı geldi. Dedi ki ver bunu, ben takayım geziyim. Büyük ama bana olmadı bu. Bana da büyük. Şöyle takayım. Evet belki çalarım, gençler salakta. Evet devam ediyoruz. 20'de buradan aldım oğlum, sen kaç oldun neyse. Avrupa'da herhangi bir maçta çift taneli bir istatistiğin var mı? Var. Avrupa Ligi'nde. Liginde mi? Milli takımlar sayılır mı? Hayır, milli takım sayılmaz. İşte Euroleague oynadın değil mi sen işte? Euroleague şampiyon oldunuz da. Yok. Çift tane sayın yok değil mi orada? Tamam orada. Hazır turnuvaları daha iyi mi? Yok, hazır turnuvasında yok. Benim var mesela. 18-9 sayım falan var. 12 sayım var. Bokluyorsunuz da beni. Bir Avrupa maçında, Avrupa Kupası Şampiyonlar Ligi'nde bir 12 sayımız var yani. Beni de atsın, oynasın da ben de yaparım. İşte, hocam doğru söylüyorsun. Ben oynasınlar, oynatmasınlar demiyorum zaten. Evet, son iki sorumuza geldik. Herhangi bir maçta birini posterledin mi? Yani bu soruyu ben biliyorum, daha bizim maçta posterledi çünkü. Var. Var tabii ki var. 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 Bizim maçta, onu da maçta bir kavga çıktı videosunda izleyebilirsiniz, o da var. Son sorumuz, hazırlık döneminde şehir dışına veya işte şehir dışına kampa veya turnuvaya gittin mi diye bir soru soracağım. Ona da gittin. Peki kaç çıktı bakalım? 5, 10, 30. Bu yok. 35,
45, 60, 70, 75. Bak ne demiştim ben? İlk 5'te MVP arası bir şey çıkarsın demiştim. MVP 85'ti. Ya kardeşim, bütün soruların puanlarını benim yok, vallahi hiç değiştim. Allah belen versin değiştim. Tamam lan, doğru. Ama güzel. Şimdi mantıken zaten senin Yaşar Efsane çıktı mı, yarın öbür gün Semih Erden'i aldığım zaman ne çıkacak? Allah mı çıkacak yani? Yani doğru söylüyorsun. Semih abi inşallah sen de gelirsin ya. Aynı takımda oynadık yani. İnşallah bir gün sen de buraya katılırsın. Katılması için arkadaşlar büyütün şu işleri de Semih abi alalım bundan sonra. Bence 75 çok iyi. Tebrik ediyorum. İyi mi? Çok tebrik ediyorum. Ediyorum. 75 ile uğurluyoruz buradan kendisini ve artık maç şeye geçiyoruz, mangala geçiyoruz, öldük evet, açtık. Ben açım. Abi herifin yani şu ayaklarına bakar mısınız ya? Bu ne ya? Bu ne? Oğlum bu ne? Şuna bak şuna. Ananısının nikahı ya. Zaten dur bakayım, senle yan yana geldiğimizde nasıl gözükeceğiz? Gel bakayım şu tuvalete. Ben şimdi benim kafam çıkmıyor orada. Bak. Şöyle göstereyim size. Abi herifin büyüklüğüne bakın abi. Kardeşim omuzuna gelmiyorum yemin ederim ya. Çük kadar kaldım yanında. Yapacak bir şey yok. Babam sanıyor benim odaya ya. Abi de bak şu çok sinir bozucu bir şey bak. Burada oluyor mu bilmiyorum lan. bir daha yapsana bir daha. Gece mesela uykulu bir şekilde. Abi uykulu bir şekilde ben çok vuruyorum kafamı ya. Böyle gidiyorum mesela bak böyle. Bir koyuyorum böyle. Bir de onun acısını çekiyorum sonra. Süper ya bak şimdi. Şunları yağlamaya mağlamaya şeye git. Gençler, asıl olaya şimdi geldik, tamam mı? Asıl hedefime şimdi geldim. Bu bütün bu seriyi yapmamın amacı aslında bu. Bütün oyuncuların özelliklerini aynı Space Jam'daki gibi bu topun içine yükleyeceğim. Şu an bundan haberi yok. Bu topu ona vereceğim. Ve onun özelliklerini, uzun özelliklerini hepsini bu topa alacağım. Ve bu serinin sonunda dünyanın, hatta bırak dünyayı, evrenin gelmiş gitmiş en iyi oyuncusu olacağız. İnşallah hedefim o. Hadi bakalım. Çünkü çalışmaktan çok sıkıldım. Bu kolay yolu buldum. Bu şekilde bakalım bütün oyuncuların özelliklerini toparlayabilecek miyiz? Çaktırmayın ama. Sessiz. Şu telefona takılıyor ama ben top atacağım onu. Kanki neredesin? Buradayım. Acıktım biliyorum ya. Şimdi başlarız. Şey falan da çektik ya. Ya bak top getirdim. Ne diyorsun bu topla alakalı? Ha? Parmak toplar güzel. Bunları beğeniyorum. Ne oldu ya? Toptan bir sanki böyle bir enerji geldi. Bir şey oldu sanki. Allah Allah. İyisin değil mi? İyiyim. Güzel top. İyidir. Sen ver kanki tamam. Yeterince baktım topu. Tamam sağ ol. Sağ ol kanki. Hadi yemek yapalım hadi. Hadi acıktım zaten. Çok acıktım. Hadi. Sanki böyle bir şey oldu gibi ya. Sen daha dur. Maçı işte nerede izliyordum? Itır'la birlikte izliyordum o gün. Hı hı. Çok güzeldi. Şampiyon olduk. Böyle oğlum, hayatımda yaşamadığım bir şey ya. Ya yani. Ben şimdi şampiyonluk yaşadım mı? Ben bir kere işte şey, ben de senin gibi Cumhurbaşkanlığı Kupası Beşiktaş'tayken almıştım ben. İlk gittim sene. Hı-hı. Yani oynamadan tribündeydim yani. Maçı izledim. Güzel mi duygu ama? Ya çok güzeldi. Yani Euroligi düşünemiyorum bile yani. Ya şöyle. Ben şu anda dışarıya da bakıyorum o sırada. Tamam. Her şeyimiz hazır gibi. Sen domates mamatesen ben senin için söyledim bu arada. Ben normalde bunları hiç koymam. Ben direkt lav, sucuk ekmek, bab, köfte ekmek. Ben de biberi ekmek. Belki bir biber koyarım. Biberi ekmeğin arasına koyabiliriz diye düşündüm. Ben de bir tek biberi koyarım yani. Ha ben eti atıyorum. Şu yağın hepsini atayım mı yarısını mı atayım? Şöyle yapayım bence. Yarısı bile çok olabilir. Cos. Bak bu sesi duyuyorsan doğru yoldasındır arkadaş. Olay bu. Hatta ben sana istiyorum ya, bu piştikten sonra ekmeği basalım. Sucuk da basalım hani. Sonra sucuğu... Aynen o da olur. Doğru söylüyorsun, o da olur. Tamam. Öyle yapıyoruz lan. Şu biberleri şey yapalım. Bu arada güzel yemek yaparım arkadaşlar. Diyor ama daha hiç görmedik. Takımca 10 kere gelmek istedik ama asla ayarlamadı. Buradan kaptanlarıma tekrardan duyuruyorum. Ben video çekeceğim diye abi bana bak görüyorsunuz. Gerçi bunu ben getirdim ama olsun. Her şey ayarlandı. Kaptanların bu size bilgidir. Şöyle,
Ben Onur abiyi aradım. Ya. İlman, evet. Oğlum biz hepimiz konuştuk zaten. Dedik ki kesin dedik yalan yapacak yine. Hayır, ben Onur abiyi aradım İdman'dan sonra. Sen iyi, ne dedi sana? Ben aradım, dedim ki abi saat 8 çeyrekte. Onur abiyi aradım, dedim ki abi dedim hani geliyor musunuz dedim. O dedi ki kardeşim geç oldu, gelmeyeceğiz dedi. Geliyoruz deseydiniz ben evdeydim. Hadi bakalım inşallah. Durun abi Onur abi. Onur abi bak böyle bir açıklama yaptı, ben başka bir şey söylemiyorum yani. İyi, o zaman haftaya geliyoruz o zaman. Gelin abi, kapım her zaman açık. Sen geldin. Dışarıda mı bıraktık? Yok, doğru söyle, doğru söyle. Evet. Ses göreyim. Koy kanki, koy, fark etmez. Koy. Bu arada bayağı hayvan gibi kar var ha burada. Bir küçük bir kardan adam yapılır burada. Birazdan burada oturacağız. Şimdi biraz daha sohbet muhabbet yapacağız. Bu arada Chef Curry, Chef Sebo. Şimdi ne kadar görebilirsiniz ki bilmiyorum. Ama çok sağlam olmuş et be. Kardeşim patlatıyor muyuz? Gel. Al artık. Gel böyle, hoppa. Gitti mi? Hadi bak. İyi. Bak. Oğlum ya çıtır çıtır ha. Çıtır çıtır kardeşim. Buratcan gibi. Sadece ekmek yedim. Ama ekmek bile çok güzel olmuş lan. Güzel yap. Başarılı. Peki Bursalılara bu etkinliği yapıyor musun? Gelen takipçilerine. Yılbaşında hediye dağıttım. Yani açıkça söylemek gerekirse Bursa'da benden başka bunu yapmış bir basketbolcu tanımıyor. Sen tanıyor musun? Yok. Varsa da bilmiyorum yani. Ama şu korona olayları biraz azalsın, daha çok yapacağım yani. Yaza doğru daha çok yapacağım. Hatta 15 gün takipçimi geliştiriyorum. Selim burada yapmak istiyorum aslında bir kere. Böyle oturup da insanları izlediğim bir yer yok. Yani şimdi akartlarda bir oturuyorsun mesela, akıyor, hayat akıyor, görüyorsun onu. Ama ben Bursa'da oturup da bir hayatın aktığını gördüğüm bir ana bir yer olmadı hiç. Belki de biz bilmiyoruz, o da ayrı bir olay. Ya şöyle biraz daha burası... Tamam şimdi İstanbul her kültürden insanlar. Hepsi yani. Herkes İstanbul'a geliyor. Herkes Bursa'ya gelmiyor ki. Şimdi herkes İstanbul'a geldiği için... Ben dağa merak ediyorum. Hiç dağa çıkmadım. Dağa merak ediyorum. Ya bizim Yağızhan çıktı. Güzel diyor yani. Sucuk ekmek paylaşmışlar. Biz de yapıyoruz işte hocam. Ama nasıl? Çok iyi ya. Çocuktan daha iyi bu. Yani o zaman şöyle yapalım mı? Bir tane böyle vay be şu yoruma bak neyi yakalamış videodan mesela böyle atıyorum herhangi bir şeyden. Bugün bu videoyla alakalı. Çok böyle vay be dedirecek bir yorum ya da bir olayı yakalayan kişiyi mangala davet edin. Mangala? Tabii Bursa'da. Bursa'dan bir kişi olmak zorunda. Olur, neden olmasın? Tabii şanslıydık ama kaybettik. Ben koronadan dönmüştüm. İlk olarak konuşalım. Bence bu senelik herkesi yeniyor yani. Evet. Kimse dominant değil yani. Efes de kaybetti. Efes de dominant değil şu anda. Peki ligin kalitesi düştü diyebilir miyiz? Ligin kalitesi neye göre, ne açılanmış? Oyuncu kalitesi olarak mı söylüyorsun? Oyuncu kalitesi değil, oynayış kalitesi. Oyuncu kalitesi düştüğünü söyleyemem çünkü. Oyuncu kalitesi bence düşük değil de oynayış kalitesi olarak yani çok Avrupa'ya bakarak mı söylüyorsun? Düştü yani. Ya ama şu an şöyle bir yükseliş yani son... Aralık Grele basketbol oynuyor şu an. Şu an son 5 seneye bak. Yani son 5 senenin en kötüsü. Ne? Sezon. Ha evet. Yok yani çok. Bakalım bana neler verecek. Bak, misafirperverliğini şimdi göster bakalım. Nasıl misafirperversin görelim. Ben bilmiyorum. Bana misafirperverliğini göster diyorum. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Sana her kaldığım kişinin şeyini 10 üzerinden puan vereceğim. Şu an fena değilsin. Şu an fena durumda değilsin inşallah. Sıçmazsın burada. Evet. Bakıyoruz bakalım. Bakalım ne gelecek. Bu açılıyor mu yatak? Yok. Hayda. Şöyle yapıyorum ben genelde. Hadi ben kısayım da Allah'tan oluyor. Şimdi ben senin gibi bir adam olsaydım ne olacaktı? Şöyle yapıyorum. Bunu biraz şöyle çekiyorum. Şurada bak puf var görüyor musun? Evet. Onu buraya koyunca uzun oluyor. Ben bile sıvıyorum. Ha. Ama genelde şu pufu buraya alıyorum. Kocaman oluyor öyle oldu.
benim evimde kalsa birisi, ben valla onu yatakta yatırırım, kendim koltukta ben yatarım. Ben kendimi açıyorum ben şu an. Bak bir laf vardır. Alt yalanı hocam sen geri kalanını yazarsın. Allah'tan ben cüceyim. Benlik problem yok. Bu arada bizim koltuklar bayağı rahat. Bakalım göreceğiz. Ben genel olarak zaten koltukta uyuyorum. Yani yatakta çok az yatıyorum. Niye? Koltukta. Yatakta uyumuyormuş arkadaşlar. Ben söylemedim, o söyledi. Evet. Şu ana kadar asıl amacımızı gerçekleştirdik zaten. Evet. Kardeşim Allah rahatlık versin sana da. Ben burada yatayım abi. Takipçilerimin adına da Allah rahatlık versin diyorum sana. Çok teşekkür ederim. Ben de yatıyorum. Beni artık rahat bırakırsan çok teşekkür ederim o zaman. İyiyizler. Sağ olasın. Sağ olasın. Gençler, Tarık abinizin evinden çıkarken çekmeyi unuttum sabah. Kusura bakmayın, şimdi bu seriye yeni başladığımız için tam alışamadım o şeye. Bir de sabah antrenmana geç kalıyordum neredeyse, o yüzden çekemedim. Şimdi eve geldim, antrenmandan çıktım eve geldim. Öyle çekeyim dedim. Vallahi Tarık abiniz bize güzel bir ev sahipliği yaptı. Çok keyifliydi. Ben de bu seriyi çekmekten gerçekten keyif aldım. Yaptığımız bence en eğlenceli, en keyifli içeriklerden bir tanesi oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz zaten mutlaka başta kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kanala abone olanların her attığı top girsin, her attığı şut girsin, basket olsun, biliyorsunuz bunu söylüyoruz. Her istediği olsun. Mutlaka beğenmeyi de unutmayın, çünkü çok önemli beğenmeniz. Benim bu işi ne kadar sevdiğinizi, ne kadar ilgilendiğinizi anlamamı sağlıyor. Yorumlarda da zaten belirtin. O Anadolu üst, Anadolu Efes üstünde en çok beğenilen yoruma vereceğim, bunu unutmayın. Mutlaka o yüzden iyi yorumlar yazmaya dikkat edin. Özel güzel yorumlar yazmaya dikkat edin. Tabii ki zili açmayı unutmuyorsunuz ki bildirimler gelsin. Biliyorsunuz artık cuma akşamları 6.30'da video kesin atıyoruz. Bu da büyük ihtimalle öyle gelecek zaten, cuma 6.30'da. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin.